Değerli takipçilerimiz, UETV İsviçre Teşkilatı'nın organize etmiş olduğu iftar programındayız. Ve Metin abimiz, Sayın Metin Gülüm, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz, kendisini zaten birçok takipçimiz de iyi yakından tanıyor. Metin abi uzun bir aradan sonra yeniden İsviçre'de seni görmek. O kadar uzun da değil yani. Eskiden sık sık geliyordu. Yine sık sık geliyordu. Bir yıl içerisinde tabağlıkla koca bir der ya, evet. Yani çok şükür vatandaşlarımızın olmadığı bölge yok. Hatta olmadığı kasaba yok. Şimdi 50 yıldır hiç selam verilmemiş yerler var. 50 yıl hiç kapısına gidilip ne derdim var, ne ihtiyacım var diye sorulmamış yerler var. Dolayısıyla her yere yetişmek durumunda olduğumuz için İsviçre'ye de... Son zamanda ben şimdi daha çok Almanyalarda görüyorum. Çünkü Almanya'da ciddi bir nüfus yaşıyor. Evet. Almanya Avrupa'nın dinamosu. Bizim Müslüman Türkler için de Almanya dinamosu. Çünkü Müslüman Ağırlık Merkezi orada. Dolayısıyla orada attığımız her adım bütün Avrupa'yı etkileyecek kadar önemli. Onun için Almanya'da henüz bu kadar dolaşılmasına rağmen merkeze dolaşacağız inşallah. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Burada vatandaşlarımız hitaben söylenecek pek çok şey söyledim. Biz de az önce canlı aktardık bunları ama yine de burada şimdi bizi takip eden vatandaşlarımıza söyleyebileceğimiz önemli mesajları sizin ağzından tekrar aktarmak isteriz. Özellikle buradaki yaşayan vatandaşların artık yerel siyasete yönelmelerini vurgu yaptınız. Ben şunu fark ettim bir kere, şu gerçeği Avrupa'daki Müslüman Türkler kabul etmiyor. Biz artık burada eşit yurttaşız. Burada bize gelecek var mı tartışmalarını bir kenara bırakın. Burada yabancı psikolojisini bir kenara bırakın. Burada göçmen psikolojisini bir kenara bırakın. Biz buranın eşit yurttaşıyız. Evet, bu eşit yurttaş olmaktan kaynaklanan haklarımız var. Eşit yurttaşlık hukukumuz var. Üzgünüm ki eşit yurttaşlık hukukuna muhalif, eşit vatandaşlık hukukuna muhalif gelişmeler var. Yani ötekileştirme, ırkçılık merkezli fiziki olmayan saldırılar. Fiziki saldırılar bir de fiziki olmayan. Yani aşağılama, hakir görme. Beraberinde iktisadi hayatta ötekileştirmeler, eğitimde ayrımcılıklar, ana dil problemi var. Ana dil problemimiz var. Müslüman kimliğimizin sürekli baskı altında tutulma problemimiz var. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra terör üzerinden Avrupa'da bir akım İslam'la kendi halkının arasını terör üzerinden kesmek istedi. Beraberinde ikinci bir şey daha yapmak istiyorlar. Terör üzerinden Avrupa'daki Müslümanları baskı altına almaya çalışıyorlar. Şimdi ve burada yerleşik düzene geçtiğimiz için 4. 5. 6. neslimize dair gelecek muhayyel problemlerimiz var. Şimdi bütün bu problemlerin çözümünün bir tek adresi var, siyaset yapmak. Şimdi bugüne kadar hep yabancı olarak görmüşüz kendimizi. Ve bir anlamda bundan da mutlu olmuşuz. Onlar bize karışmıyor, biz onlara karışmıyoruz diye bir rahatlık alanı seçmişiz. Ama bugün ne görüyoruz? Bu rahatlık alanı yok. Çünkü hayatımızın tamamına müdahil oluyorlar artık. Daha tamamı. O zaman teslim mi olalım? Hayır. Hukukun emrettiği, yani Avrupa Birliği hukukunun ve yaşadığımız ülkelerin hukukunun sınırları içerisinde hakkımızı meşru zeminde aramalıyız. Önce bunun için cesur olmalıyız bir kere. Cesur olmalıyız. Cesur. Tarih, cesaretlilerin tarihidir. Tarih cesaretlilerin tarihidir. İkincisi, burada eşit yurttaş olduğumuz gerçekliğini içselleştirmeliyiz. Yani benim bir İsviçre'den bir farkım yok. Vergiyse ben de ödüyorum. Belediye sorumluluksa ben de sorumluyum. İsviçre'nin hukukuna sorumluluksa ben de sorumluyum. O zaman eşit yurttaşız. Peki, bundan sonra problemlerimiz var. Güzel. Tamam, bu problemlerin çözümü neyle mümkün? Siyaset bugün demokrasilerde siyaset problemlerin çözüm adresidir. Türkiye
14 yıllık AK Parti iktidarıyla noktaya geldi. AK Parti bir siyasi harekettir. Ve siyasette, siyasetin bir çözüm sanatı olduğunu öğreten en iyi harekettir. Problemlerden korkmamanın ve korkmayarak, cesaretle problemlerin üstüne giderek milletle birlikte problemlerin nasıl çözüldüğünün ifadesidir AK Parti. Avrupa'da da biz artık siyaset yapmalıyız. Metin abi, tam siyaset yapmalıyız derken bu noktada belki vatandaşların şu anda bizi takip edenler, belki sonra izledikten sonra da şunu da sorsaydım diyecekleri kuşkusuz en önemli sorulardan bir tanesi 1915 olaylarıyla ilgili Almanya'daki vatandaşlarımız dediklerimizin Almanya Meclisi'nde ne yazık ki sırtımızdan vurdukları bu karar. Şimdi en yetkili ağız olarak abimiz olarak sizin bu konuyla ilgili o konuda benim verdiğim bir teklif var. Evet. Genel görüşme önergesi var. Almanya'nın bir kere aynada kendine bakması lazım. Almanya kendine suç ortağı aramaz. Türklerin tarihinde Almanların suçlarına ortak olacak hiçbir fiil yoktur. Almanya parlamentoda kabul ettikleri yasayla bir tuzağa düşmüştür. Beraberinde tuzak birlikte Almanya kendine suç ortağı aramaktadır. Ve dün Yahudilerden dilediği özür gibi 1915 olaylarında kendi generallerinin ve kendi aklının bu meseledeki rolünü bildiğinden dolayı Almanlar Yahudilerden dilediği özür gibi Ermenilerden de özür dileme telaşı içerisindedir. Ve bunun için de kendine suç ortağı aramak. Bizim böyle bir tarihimiz yok. Sadece Almanlar kendi arşivlerine baksınlar. Kendi arşiv kayıtlarına. Bugün o mecliste kabul ettikleri yalanlayacak onlarca bilgi ve belgeye sahip. Kendileri sahip Almanlar. Uzağa gitmelerine gerek yok. Kendi Alman arşivlerini açsınlar. O dönemki generalleri ve entelektüellerini ve tarihçilerini ne yazdığına bir baksınlar. Dolayısıyla Almanya bu yasayı kabul ederek bir anlamda yaşamakla yüz yüze kalma tehlikesi yaşadığı yeni bir yalnızlığa itiraz etme çabasındadır. Bugün Almanya küresel bir operasyonla karşı karşıya. Hitlerizmin askeri güçsüz ekosiyaset boyutu karşısında bugün İngiltere'nin birlikten çıkma kararıyla Almanya'nın yalnızlaştırılma sürecinin adımı atılmıştır. Dolayısıyla Almanya bu anlamda Türkiye'yi doğru anlamadığını bu yasayla, bu yalan yasasını kabul ederek zaten açığa çıkarmıştır. Onun için bahsettiğiniz milletvekillerinde çok önemli bir isim Türk vatandaşı değil. Olsa da bir hükmü yok çünkü ülkelerine ihanet eden, atalarının tarihine ihanet eden vatandaş olsa ne hükmü var? Türkiye'de de onlarca ihanet eden vatandaş zaten var. Onlarca. Zaten onlarla birlikte buralara gelip kapı kapı ihanetlerini tescil ettiren yeteri kadar adam var Türkiye'de. Bunlar da onlardan bir tanesi. Onun için bu devşirme aklı biz tanıyoruz. Bundan sonra Avrupa'da bu devşirme türler daha da çoğalacak. Onun için Almanya yanlış yapmıştır. Temenni ederim hükümet meclisin aldığı bu karar karşısında bu kararı işlevsizleştirecek, Türkiye ile dostluğa halel getirecek her şeyden kaçınma noktasında azami hassasiyet gösterir. Değilse kendileri bilir. Almanya'daki STK'ların özellikle bu Ramazan ayında iftar programları bazılarının milletvekillerine davet ettiklerini duyuyoruz. Bir kesim bir yakınlaşma çabasında tekrar bir güzel barışçı bir ortam sağlama derdinde bir kesim çok katı bir sert tutum sergiliyor bu noktada. Sizin yani tavsiyeniz bu, ne olur? Hayır, nasıl? Bu noktada tavsiyeye ihtiyaç yok. Dün akşamki iftara kimlerin davet edildiğinden haberim var.
Dolayısıyla dün o iftara gitmeyen başkonsoloslarımızı tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki din hizmetleri ateşesi de o iftarda olmasın. O iftarda bir hanımefendi kadar cesur onlarca insan olsun. Alman bakana sırtını dönen, dönmekle de yetinmeyip çıkıp doğruları haykıran o kardeşimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Gönül isterdi ki bu tavrı din hizmetleri ateşesi diyerek Türkiye'den atanan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru olan şahıs da göstersin ve çıksın o bakana. Siz şu noktalarda yanlış yaptınız, bize saygısızlık yaptınız ve şimdi buraya geldiniz ve burada bulunuyorsunuz, hangi yüzle diyebilsin, bu cesareti onlardan beklerdim. Efendim neyle izah edecekler bunlar bu daveti? Daha 23 gün önce döndüler, dediler ki sizin tarihiniz soykırım var, yani benim ecdadım soykırım yapmamış, tam zıttı. Kemikler hala bize şahitlik ediyor, kafatasları hala bize şahitlik ediyor. Katledilen, hırzına geçilen Müslüman kadınlar, Müslüman kızlar, öldürülen Müslüman çocuklar, öldürülen Müslümanlar, eve gelip 10 tane 20 tane cesedi gören babalar, canlı şahitken kafataslarıyla, kemikleriyle siz bizim tarihimize iftira attınız ve biz burada sizle beraber yaşıyoruz. Bu nasıl bir şey diyecek cesareti o din hizmetleri ateşesiyle gösterebilmeliydi. Pek çok. Biz, açık söyleyeyim, Almanya'nın DİTİB üzerindeki hesaplarının farkındayız. İlk defa burada söylüyorum. Almanlar DİTİB'i teslim almak istiyor. Yani gelecekte göreceksiniz bir İslam yasasıyla Türkiye'nin imam göndermesini, din hizmetleri görevlileri göndermesini engellemek isteyecekler. Buradaki Müslümanları, Türkleri kendi mantalitesine uygun, bizim vatandaşlarımız üstelikler, bizim vatandaşlarımızı kendi mantalitelerine uygun bir din anlayışıyla şekillendirmek isteyecekler. Ümit ediyorum ki DİTİB camiası bunu fark ediyordur. Bunu anlıyordur, temenni ederim ki. Son dönemdeki saldırıları da Almanya'da kamuoyunda DİTİB'e yönelik saldırıları da son derece yakışıksız buluyor. Hani ifade özgürlüğü, hani din özgürlüğü, hani hürriyet, nerede? Siz caminin içine dahi karışacaksınız. Caminin içini dahi şekillendirmeye kalkacaksınız. Camilerin kapısına dahi kim geliyor, kim gidiyor diye bakacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz. Bunun adını özgürlük diyeceksiniz. Avrupa sınıfta kalmış. Avrupa tek tipçidir. Avrupa İslam'ı ve Müslümanları içselleştirmekte de çaresizdir, acizdir. Bu acziyetinin ifadesini dışarıya veriyor. Ama Müslümanlar ve İslam Avrupa'nın çıkış yolu. Müslümanlar ve İslam Avrupa'nın çıkış yolu. Almanların daha çok çıkış yolu. Bunu anlar lazım. Onun için bu adı Türkçe dil bilgisi kurallarına göre konulmuş milletvekillerinin, hele üstelik de bir tanesi çağrıda bulunmuş. Efendim, Avrupa'ya sokulmamaları yönünde, Avrupa'ya sokulmamamız yönünde bir takım çağrılarda bulunmuş. O milletvekili ihanetlerini tescil etme yarışına girdikleri için gayet normal karşılıklarım bizim nezdimizde yok hükmündedir bunlar. Ama bu sayede sizin aracılığınızda Avrupalı Müslüman Türklere de çağrıda bulunuyorum. Lütfen bunları camilere sokmayınız. Cami derneklerine sokmayınız. Bunlar sizin ecdatlarınıza hakaret etmektedir. Yalanla ve iftirayla. Sokmayınız. Seçimler gelecek, 2017 seçimleri. Bunlar gelip yine Türk isimlerinin arkasına saklanarak Avrupalı Müslüman Türklerden oy isteyecekler. O gün tavrınızı koyunuz bu adamlara. Ve artık Bundestag'da sizin gibi insanlar olmalı. Bunun da yolu Avrupalı Türklerin siyaset yapmaları, içlerinin farkında olup demokratik zeminde
hakların, hukukların sahip çıkmaları söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Metin abi söyleyecek pek çok şey söyledim. Daha da söyleyebiliriz ama sosyal medyada ben dün pek çok Almanya'daki STK'nın DİTİB üyelerinin tepkilerine şahit oldum. Halen de tepkiler devam ediyor. Vatandaşlarımız bu noktada sağduyu tepkilerini gösteriyorlar. DİTİB cuma namazlarında o garip gurabanın verdiği 5 euro ile 10 euro ile Türkiye'ye hakaret ettiremez. Bu hakkı yoktur. Evet. Burada ev sahibi Murat kardeşimizi de söz verelim. Murat kardeşim yaklaşık 2000'e yakın vatandaşımız burada iftar sohbetinde misafir oldu. Açık alanda gerçekleşecekti ama ne yazık ki hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi. Son olarak neler söylemek istersin? Davetten herhalde fazlasıyla memnun kaldın ziyaretçilerin katılımından. Şimdi biz Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak geçen yıl yapmış olduğumuz iftar programının bu yıl da aynısını gerçekleştirmek istedik. Yalnız hava muhalefeti sebebiyle bu yılki programımızı Olikon Marktplatz'da gerçekleştiremedik. Ama ben halkımıza, arkadaşlarımıza, İsviçre'deki Türk toplumuna çok çok teşekkür ediyorum. 4 saat gibi kısa bir zamanda adres değişmemize rağmen bizleri burada yalnız bırakmadılar. Biz de burada gördük ki evet, Türklerin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her şeyden daha çok ihtiyacı var. Ben tekrardan sizin aracılığınızla bugünkü iftar programında emeği geçen arkadaşlarıma, bu salonu boş bırakmayan hanımefendilere, beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Burak kardeşim. Evet değerli takipçilerimiz, Vintagur'daki UET'de iftar akşamından aktaracaklarımız bu kadar. Yeniden bir başka yayında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.